Evet arkadaşlar, hepinize 12. günden merhaba. Fethiye'deyiz. Emrah da buralarda, bakın otelden çıkış yapıyoruz. Fethiye'de birkaç sahile gideceğiz. Ondan sonra Antalya'ya doğru devam edeceğiz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Güney yeni başlıyoruz. Devam ediyoruz. Hepinize Fethiye'den günaydınlar, sevgiler. Bir yere geldik Fethiye'de. Arkadaş sağ olsun burada yer ayarlamış. Ben de denize girmeye geldim. Ölüdeniz'in etrafında bir yer. Güzel bir koy. Çok güzel bir beach club burası. Restorantı falan her şeyi var. Ağaç çok güzel olmuş ya. 18 yıllık arkadaşımı gördüm burada. Eski otelden. Onunla beraber takılıyoruz şu anda. Neyse, biraz denize girelim. Yaşayalım hayatı, ondan sonra devam edeceğiz. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Oh oh oh. Çok güzel bir mekan yapmışlar gerçekten. Çok güzel bir koya. Böyle dağ yolundan inerek geliyorsunuz. Kas takmadığım için buraya kamerayı çekemeden geldim ama çok güzel bir koy. Bugün Fethiye'deyiz. Önce birkaç saat burada takılmak istiyorum. Ondan sonra da Saklıkent'e falan geçeceğiz arkadaşlarla. Neyse, dediğim gibi birkaç saat dinlenelim, bir denize girelim, çıkalım, biraz tatil yapalım, dinlenelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yolumuz Antalya'ya doğru devam ediyor. Antalya'da Kaş'ta kalacağız. Birkaç yer daha var, şu an ismini hatırlayamadım. Oralarda gezeceğiz. Sonradan da doğuya doğru devam edeceğiz. Yani günler geçiyor, 12. güne devam ediyoruz. Şimdi Babadağ'a çıktık Fethiye'de. İnanılmaz bir manzara var. Şu teleferiklerle geldik. Çok güzel. Deniz manzarası, dağ manzarası, ne ararsanız var gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Vallahi harikaymış. İnanılmaz. Şurası Fethiye, burası Hisarönü. Burası da 15 dakika boyunca yukarı çıkıyorsunuz, dağlık bir alan. Ya aslında buradan atlamak istiyorum ama yani güvenmiyorum Türkiye'deki paraşütçü arkadaşlara, çünkü devamlı burada kazalar oluyor ve insanlar ölüyor. O yüzden şu olayı yapamıyorum bak. Arkadaşlar üstümüzden geçiyor şu anda. Paraşütle atlamak 2500 TL'ymiş yukarıdan. Oraya da sanırım şuradan çıkılıyor. Şimdi göstereyim size. Burası teleferik istasyonu. Son durak. İki tane durak var böyle. Bir ara durak var. Sanırım orada basınç ayarlamak için mi nedir? Orada öyle bir duruyorsunuz yaklaşık 2-3 dakika kadar. Ondan sonra da şunlara binip oraya da kafeterya falan varmış. Oraya çıkılıyor. Bakın paraşüt de oradan atlıyor arkadaşlar. Yani şuradan yürüyerek çıkılıyor galiba, oradan teleferikle. Ambulans falan var. Ambulans var da bu dağa düşsen ambulans nereye gelecek yani? Helikopter lazım. Bakın 2, 4, 6, 7 tane birden orada paraşüt görüyorum şu anda. Türk bayrağı var. Oraya çıkmak istiyorum. Bir Emrah'la konuşalım. Arkadaşla bir konuşalım bakalım. Belki tekrar yukarı çıkarız. Daha yukarı. 2 yıl önce yapmışlar burayı. Yeni bir tesismiş burası. Daha önce nasıl çıkıyorlardı yukarı bilmiyorum ama. Gerçekten güzel bir tesis olmuş. Abi manzaraya bakar mısınız ya? Gökyüzüyle deniz nerede bitiyor belli bile olmuyor. O kadar yukarıdayız.
Evet, devam ediyoruz. Bakalım Emrah'la bir konuşalım. Yukarı çıkmak istiyor mu? Ona göre tekrar. Ben yukarı çıkmak istiyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Aslında atlamak isterdim ama bilmiyorum zamanımız var mı? Bir de biraz korktuğumdan değil de Türkiye'ye güvenmiyorum yani. Yurt dışında olsa hiç program olmadan atlarım ama hata yaparlarsa kurtuluş yok yani burada. Biliyorum çünkü onu. Daha önce çok kazalar vardı. Atlıyoruz o zaman. Aynen. Boy. Okay. Şunu aşağı indirebilir misiniz? Gel. Luna Park'a binmiş gibi oldum. Ama az önce geldim dedim mi? Korkacak. Korkacak bir şey yok ya. Yavaş yavaş gidiyor zaten. Ben sevdiğim açmışlar. Geçen geldiğimizde tabii karanlıkta ve kapalıydı yine. Arkadaş atlıyor. Atlasa da bir çeksek. Daha hazırlık yapacak bir süre. Dostum atlıyor musun? Islıca. Hey! Hello! Are you jumping? Are you gonna jump? Ne zaman? Come on! not ready yet. Çiçeğim, geliyorum. Çok güzel gözüküyorsun kuş bakışı. Cam yapmışlar bir de köprüyü. Evet, çok güzel. Vallahi harika yapmışlar ya. Tamam. Hava çok güzel ama ya. Evet. İnanılmaz serin. Sıcak değil. Ya benim saçlarım kuyruk iki tane. Bakın şurası Faralya'dır. Bakayım. Şu ara şurası var ya, orası Kelebekler Vadisi. Yukarıdan gördüm. Ya Kelebekler Vadisi şöyle, buralarda mıydı? Şöyle makas gibi yer var ya, bakın şurası. Evet. Orası Kelebekler Vadisi, yukarıda göreceğiz şimdi. Kelebek var diyorsun gerçekten, öyle mi? Ben orada görmedim de evimin önünden böyle göçmen kuşlar gibi toplu halde uçtuklarını gördüm. Rengarenkler. Bunlar meteorolojiden onay alıyorlar, öyle uçuyorlar. Kendi başlarına uçamıyorlar. Oradan da kalkıyorlar galiba. Atladık. Hadi bakalım. Şimdi şu uçta çok güzel manzara var. Orada resim çekebilirsiniz. Okay. Ben size rehberlik bir de şuradan bakayım şöyle. Harika bir rehbersin gerçekten. Burası da çok güzel. Şimdi size Kelebekler Vadisi'ni gösterebilirim. Şurası mı? Aşağısı? Evet, orası. O kadar yakına gelmişken yani mutlaka gitmemiz lazım oraya. Çadır kuruyorsunuz. Orada kalabilirsiniz. Günlük kiralıyorlar. Of. Aşağıdaki manzara çok iyi ya, vallahi. Dolmuş tekne de şu uçta bir şey gözüküyor, oradan kalkıyor kıyıda. İleride de koylar var, çok güzel. Adamlar dağın tepesine kafeterya yapmışlar. Şöyle en köşeye gidip manzaraya bakalım tekrar. Bakın şu aşağısı Kelebek Vadisi. Oraya benim listemde vardı zaten. Mutlaka gideriz diye tahmin ediyorum. Şu aşağısı da Ölüdeniz Koyu. Zaten renginden ve o uçtan belli oluyor. Aşağısı Fethiye. Bu bir önceki istasyon. Oradan şunlarla çıkıyorsunuz. Orası Fethiye. Wow. Güzel manzara. Gökyüzüyle deniz karışmış birbirine. Gözükmüyor nerede başlıyor, nerede bitiyor. İyi ki gelmişim buraya. Evet, şuradan atlıyorlar. Bakalım. Evet, çekelim. Valla herif gitti. Evet. Valla gitti. Bunlar nereden geliyor ya? Bunlar daha yüksekten geliyor. Yukarıdan atlıyorlar. Burada 3 kilometreden atlıyorlarmış. Şuradan da gidiş var galiba. Evet, oraya. Oradan da binebiliriz. Çok güzel. Dur bir dakika, şunları bir çekeyim tekrardan. Abicim gel bakalım bu tarafa doğru. Eleman gidiyor. Oğlum bak, atlayıştı. Bak, niye gitme gitti? Sıyırdı. Herif gitti valla.
paradır önemli. Yürü aşağıya biraz daha. Çantalar, ikinci paraşütü var galiba içinde. Yürü. Şimdi bakayım. Ram. Yine konuşuyor. Ama yardım ediyor diyordu. Açılmadı tam. Korkuyor da. Açılır şimdi. Evet, koş. Bak burada. Of. Çok riskli ama aşağı uçabilir Allah korusun. Çok iyi ya. Ya bu herif oraya kadar iniyor ama ayakkabısı falan özel olması lazım. Altı tutuyor evet. Bu benimki de. Dostum değil. Ayakkabı kaymıyor mu ya? Kaymıyor değil mi? Hangi marka? Ya Salomon. Yani zaten kaymaması lazım. Benimkiler de öyle. Adamda paraşüt yok çünkü. Ha benimkiler. Bu da gitsin de artık biz de inelim aşağıya. Tamam. Ben size bağlayayım gördüğünüz gibi. Sağ olasın. Merci. Adam koş diyor, kız diyor, hangi tarafa? Emrah bakın da yolda. Bakın bu ikisi de az önce söylediğim. O da öyle uçuyor ya. Ya herif. O bir şeyin içine gidiyor. Biraz önce vardı ya hani böyle siyah bir şey geçirmiş önüne etek gibi. Demek ki fermuarını mı çekiyor? O herhalde şey, ölürse direkt paketlesinler diye galiba. Tövbe yarabbim. Onun bir adı var da aklıma gelmiyor. Bakın şuralar hep ada ve deniz. Şu dağların arkası. Evet. Aşağı bakamıyor musun? Bakmışı tercih etmiyorum abi. Burası ama, yiyelim. Oğlum madem yükseklik korkun var, niye buraya çıkıyorsun sen? Gaza geldim. Türkiye'nin en yüksek dağlarından birisi neredeyse burası. Gaza gelmişsin evet. Elini tutmanı ister misin? Hayır. Tut elini ya. Korkuyorsun. Korkun geldim. Hayır. Ben iyiyim böyle. Ben iyiyim. Ben kalkma. Abi kızardın mı? Oğlum madem korkuyorsun, niye biniyorsun teleferiğe? Korkma. Relax. Ha, yüksekten korksak demin teleferiğe binmez diyordun. Neyin peşindesin? Onu ben demedim, abla dedi. Öyle mi? Abla deme lazım. Abla deme. Şaka yapıyorum ben. Şeydir hep iş ortamında erkek arkadaşlarımdır. Onlar gibi sohbet etmeye alıştığım için. İyidir, harikasın. Aşağıda konuşalım. Konuşalım tatlı. Sallamıyorum. Şey gerçekten. Allah Allah. Kalkma otur oturduğun yerde otur. Ya çekim yapacağım. Yerim şimdi senin çekimini ya. Şimdi bu ses kaydı yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi ben siz bakmayın anlatıyorum. Ya. Şimdi Kumburnu görünüyor. Ben oradan küçük adaya yüzüyorum. O adadan da diğer tarafa koya yüzüyorum. O koydan da diğer koya yüzüyorum. Evet. Neresi ya Allah. Bu değerli bilgiden sonra şurada da bize ben de size şeyi göstermek istiyorum. Konser alanı varmış burada. Ablacığım otur gözünü seveyim ya. Ya sallanmıyor. Sallanmıyor. O benden ağır, ben sıkılamadım. Niye bağırıyorsun ki bana? Kalbimi kırıyorsun. Bak ben kanser hastasıyım, üzme beni. Kansermiş bak abla, lütfen üzme daha fazla. Bak bilekliğime yazıyor, bak doğru söylüyorum. Bana sıkılamamak bak kafanı gerekiyor. Çevir. Ameliyat yerimi gösterebilir miyiz? Bak buradan ben hiçbir şey istemiyorum şu anda. Oturun abi, sallamayın. Bak buradan bir. Kalbindeyim de bak bizi. Şu an babadan seni bir şey istemiyorum. Elif sırtı tutmamışsın babadan. Gel tutma beni. Bırak. Hayır. Seni azar ediyorum. Merak ediyorum. Seni azar ediyorum. Ben doğum ortamındaydım zaten. Kır. Aç. Oh. İsim neydi senin? Pardon ben unuttum tekrardan. Gökben sağ olsun bize yardımcı oldu. Müthiş tecrübeleriyle ikinci defa gelmiş. Bizi yukarıyı gezdirdi. Emrah'la çok iyi anlaştılar. Öldürecek kadar beni. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Herhalde Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Bakalım ya motorlara geçelim, ondan sonra bir plan yapacağız. Devam ediyoruz. Baba da ayırdığımız suyun sonuna geldik. Evet. Motorların yanına geldik.
Baba daha iyi ki gelmişiz, görmüşüz. Gerçekten çok güzel bir teleferik yapmışlar. 170 TL veriyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz. Restoranlar, tuvaletler falan, kafeler, her şey var. Ve özel bir işletmeymiş yani, devlet falan yapmamış. Yapımı 4-5 yıl sürmüş ama yapana helal olsun gerçekten. Çok güzel tesis yapmışlar. Bizim yakışıklı da geldi, devam ediyoruz. Bakalım, kelebek koy dedik, oraya doğru devam edeceğiz şimdi. Nereye geldik? Kelebekler Vadisi'ne geldik. Moruk kayıyor ha, taşlar, dikkat et. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Aşağı şöyle bir inelim. Bakalım bakalım. Baksanıza çok fena kayalık. Her yer kayalık. Şuradan şuradan buraya gelme hiç. Kelebekler Vadisi buradan şu ağaçlardan gözükmüyor ama ben en iyisi bir drone alıp geleyim, devam edelim. Evet arkadaşlar, Kelebekler Vadisi'ne geldik ama aşağısı çok kötü, kayalık ve uçurum. Ağaçlardan da gözükmüyor vadi. Ben de o yüzden drone kaldırdım. Sizi şimdi drone görüntüleri baş başa bırakacağım. Aşağısı gerçekten çok güzel ama buradan aşağı yol yok. Tekneyle geçmeniz gerekiyor. Biz de geldik, şimdi burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra da ya Antalya ya kanyon, neresi ben de bilmiyorum, devam edeceğiz. Ben iniyorum aşağıya. Ölürsen Bitcoin var ha, onları bozdurun. Abo oğlum, manzaraya bak. Moruk, buraya gelmen lazım. Asiktir, çok iyi. Oo, burası çok iyiymiş ya. Arkadaşlar çok sakat bir yerdeyim ama harika bir manzara yok mu arkamda, baksanıza. Vallahi çok iyiymiş. Neyse yeter bu kadar, devam edelim ölmeden buradan. Aa, manzaraya bakar mısınız ya?
Evet. Neyse resim de çekildik. Devam ediyoruz. Valla bulamadık sanmıştım böyle resim çekilecek bir yer ama portakal suyucu arkadaş yardımcı oldu bize. Bir yere yönlendirdi. Çok da güzel resimler çekildim. Gördüğünüz gibi çekimi de yaptım. Harika oldu. Kelebekler Vadisi'ne gelmişken bunu yapmak istiyordum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Emrah mahallenin gençlerini toplamış gene. Topladın gene bütün gençleri başına ha. Fenasın bak. Kıskanıyor. Bak, kıskanıyor ya. Ne yapıyorsunuz burada? Bakıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bakıyoruz. Manzaraya mı bakıyoruz? Evet. Biz de hep durup duruyoruz. Evet. Buralı mısınız? Yok. Ben buralıyım. Sen. O su içiliyor mu o su? Evet. Durmuşken bir su içelim sanki. Hadi git içiyorsunuz hadi ya. Bedavadan su bulmuşuz. İçelim ya. Yani ekstra bir hizmet. Ücretsiz bir servis. Nerede başladığı, nerede bittiği belli değil. Sapsarı bir su, güneşin üstünde olan kısım. 25 dereceye düştü normalde, 32 dereceye. Dağların üstündeyiz. Kelebekler Vadisi'nden Kaputaş plajına, Antalya'ya geçiyoruz. Dağların üzerinden. Gerçekten inanılmaz manzaralar var. Vallahi durmaktan, resim çekilmekten, manzaralara bakmaktan yol yapamadık yani. Yol yapamadık. Allah'tan gene yollar asfalt da. Çok sıkıntı yaşamıyoruz yani. Abi yolda durduk. Kenarda çok durma. Dolunay var. Baksanıza. Dolunay var. Harika. Bir de arkada manzara var. Nereye çekeceğimi bilmiyorum. Devam ediyoruz. Hey maşallah. Yine. Yalnız dayılar mangalı. Mangalı yakmışlar. Evet, çöpleri bırakmasalarmış iyiymiş ama.
Her yer aynı. Çöp. Şu an Antalya sınırları içerisindeyiz. Yeniköy diye bir yerden geçiyoruz. Yine her yer manyak koylar. Çok güzel şehirler, şeyler. Manzaralara bak abi. Ben iki çift laf edeceğim. Parası olup da yurt dışında yaşayan... Öf. İki çift laf edeyim. Paran varsa, yurt dışında yaşıyorsan bunları kaçırıyorsun abi. Şu güzelliğe bakar mısın? Doğru. Harika. Harika manzaralar var yollarda, vallahi billahi. Devam ediyorum. Thank you.